Su Dökme Yarışı. Yazan Aziz Nesin. Seslendiren Turgut Ezgütekin. Muhasebeci, Baha Bey'in sıkılganlığından bir şey söylemek isteyip bir türlü söyleyemediğini anlamıştı. 20 yılı aşkın zamandır bu kurumda çalışan Baha Bey, arkadaşlarıyla arasında mesafe bulundurmasını bilir, ağırbaşlı bir adamdır. Örneğin onun bugüne dek bir kez bile müstehcen bir hikaye anlattığı duyulmamıştır. Memur arkadaşlarının anlattıkları müstehcen hikayeleri duymazdan gelerek gülümsemez bile. Baha Bey'in bir başka özelliği daha var. Memurluğun geleneklerini yıkmış bir adamdır. Önce rüşvet almaz. Rüşvetin takma adlısı olan hediyeyi de almaz. Daha da şaşılacak olanı, Baha Bey bu kurumda avans çekmemiş tek memurdur. Muhasebeci onun bir şey söylemek isteyip de nedense söyleyemediğini anlıyordu. Baha Bey söze başlamak için öksürüyor, arada ellerini ovuşturuyor, birbirinin üstüne attığı bacaklarının yerini değiştiriyor, parmaklarını çıtırdatıyor ama bir türlü ne söyleyecekse söyleyemiyordu. Hiçbir zaman muhasebe odasında bu kadar uzun oturmamıştı. Neden sonra ayağa kalktı, iki yumruğunu masanın üstüne dayayarak muhasebecinin kulağına eğildi, "Avans!" diye fısıldadı. Bu tek kelimeden sonra birazcık mola verip sonra devam etti. Acaba mümkün mü muhasebeci bey, avans alabilir miyim? Muhasebeci belli belirsiz gülümsedi. Öteki memurların avans istemedikleri gün olmazdı. Bir önceki avans ödemeden yeni yeni avanslar isterlerdi. Baha Bey'in bunca yıldır bir kez bile avans istememiş olmasına dışından saygı duyuyor ama içinden kızıyordu. Sonunda yenilmişti ya, eline düşmüştü ya. Muhasebeci de Baha Bey gibi ciddi görünmeye çalışarak başını ona çevirdi. Maalesef Baha Bey, para yok. Olsa can bağış üstüne. Baha Bey dönüp gitsin mi? Yoksa istediğini alamamanı utangaçlığıyla pişkinliğe vurup biraz daha orada otursun mu? Ne yapacağını şaşırdı. Bu bocalama sırasında kalktığı sandalyeye yine oturup trompet çalar gibi parmaklarını dizine vurmaya başladı. Muhasebeci merak ediyordu. Baha Bey ne için avans ister? Bunu öğrenmek için yanıyordu. Onun herkesi yabancı dünyasının perdesini aralayıp içerisini bir görse çok sevinecekti. Hayrola Baha Bey, niçin avans lazımdı? Baha Bey içinden madem para yok niye sorarsın diye geçirdi. Ama söylese acaba avans verir miydi? Hiç dedi, lazım oldu, sıkıştık bu ay. Daha ayın 3'ü, aylık alınalı 2 gün olmuş. Yoksa evde düğün dernek mi var? İnşallah kızı evlendiriyorsunuzdur. Yok, kız daha evlenecek yaşa gelmedi. Evlenecek yaşa gelmedi dediği kız 26 yaşındaydı. Muhasebeci onu konuşturabilmek için geçim çok zorlaştı. Benim de bakkala geçen aydan borcum var. Vallahi veremedim. Herhalde sizinki de. Baha Bey, hayır dedi, ben esnafa borç yapmam. Evet yapmazdı. Muhasebeci de onun için kızıyordu ya. Bu kurumun kahvecisine bile borç yapmazdı. Haftada bir kahve içecek olsa daha fincan önüne konur konmaz yeleğinin cebinden bozuk paraları çıkarıp kahveciye verirdi. Yoksa Allah göstermesin bir hastalık filan mı var? Baha Bey hayır dedi, hamdolsun hastamız yok. Muhasebeci içinden ulan köpoğlu söylesene diye geçirdi. Baha Bey de içinden acaba söylesem verir mi diye geçirdi. Yengemiz geziye filan mı gidecek? Hayır. Muhasebeci Baha Bey'in bardakta bileye bileye bir tıraş bıçağıyla 20 kez tıraş olduğunu, ayakkabılarını kendisinin boyadığını, çok tutumlu bir adam olduğunu biliyordu. Olur, hepimizin başında insan bazen sıkışır. Baha Bey ya kalkıp gitmeli ya da anlatmalıydı. Anlatsa belki de muhasebeci avans verirdi. Onun elindeydi avans vermek. Efendim diye başladı. Başımıza bir felaket geldi. Muhasebeci saklayamadığı bir memnunlukla vah vah geçmiş olsun dedi. Bir arkadaşım bizi eğlendirmek istedi de. Şaka mı ediyordu? Hayır. Baha Bey çok ciddiydi. Önceki gün işten çıktım. Eve gidiyordum. Arkamdan bir klakson sesi.
Arabaya yol vereyim diye sağa geçtim. Yine klakson çalındı. Sola geçtim, yine klakson. Kızdım, başımı arkaya çevirdim. Mavi renkli arabanın penceresine bana bir el sallanıyor. O el beni ceketimin eteğinden tuttu, arabanın içine çekti. Eski bir arkadaşım. Cihat. Okul arkadaşım. 30 yıldır görüşmemişiz. Zengin olmuş. Avrupa'da, Amerika'da uzun yıllar kalmış. Şimdi müteahhitlik ve tüccarlık yapıyormuş. Zengin. Bizim eve gittik. Gittik ama. Bana acır da acır. Vay sen böyle olacak adam mıydın? Vay sen bu hallere mi düşecektin? Çoluk çocuğun yanında mahcup oluyordum. Birader, hamdolsun durumum çok iyi diyorsam da anlatmanın imkanı yok. Sinemaya, tiyatroya gider misiniz diye soruyor. Yok. Gazinoya gider misiniz? Hayır. Durmadan karıma kızıma bakıp vah vah diyor. Kardeşim Cihat, biz vaziyetimizden memnunuz. Zaten evcek eğlenceyi filan sevmeyiz. Arada bir yazlık sinemaya da gidiyoruz diyorsam da susturamıyorum. Sen böyle mi olacaktın? Ben seni böyle mi görecektim? Diyor da diyor, diyor da diyor. Bu sefer de tutturdu. İlle de ben sizi gezdirip eğlendireceğim demeye. İstemeyiz kardeşim. Biz memnunuz halimizden. Anlatmanın imkanı yok. Biraz dünyayı görün. Ben senin arkadaşın değil miyim diyor. Ne yapalım? Peki demiş bulunduk. Ertesi akşam gelip evden bizi arabasıyla alacak. Karım çok kızdı. Kızımın da onuruna dokundu. Karım bir yandan, kızım bir yandan, bütün masrafları sen gör. Şu herifi 10 para harcatma diyorlar. Maaşı da yeni almışız. Daha kirayı bile vermemişim. Akşam Cihat geldi. Bu sefer arabasında şoförü de var. Bindik arabaya. Bizi o gece Boğaz'a götürdü. Emirgan'da çay içtik. Ben daha cüzdana davranmadan bu Cihat 2 tane 10'lu garsona uzattı. Taş çatlasa bizim içtiğimiz çay 5 lira. Ben şimdi ne yapayım? Karım koluma bir çimdik attı. Hadi diye fısıldadı. Ne hadisi hanım? Altında kalma, sen de bir şey ver. Yahu ne vereyim? Adam 20 lirayı attı, arkasına bakmadan yürüdü. Bizim hanım durmadan dürtükliyor beni. Hadi sene. Çıkardım 1 lirayı. Parayı verirken Cihat görsün istiyorum. Cihat Bey, Cihat Bey dedim. Döndü baktı. Ben bahşiş veriyorum dedim. Garsonun eline parayı uzattım. Bindik arabaya gidiyoruz. Epey gezdik. Yemeği burada yiyelim diyerek bizi bir yere soktu ki Allah olur şey değil. Yedik, içtik, sonra hesap dedi. Garson ikiye katlanmış adisyonu getirip önüne koydu. Şöyle bir baktım. 2 bütün 100 lira ile 50 lirayı tabağa bıraktı. Kızım masanın altında boyuna beni tekmeliyor. Karım da durmadan kaşını gözünü oynatıyor. Öyle kaş göz ediyor ki kendinden geçmiş. Birden Cihat dönüp de karım öyle kaş göz oynatırken görmez mi? Bir şey mi var efendim dedi. Cevap bana düştü. Yok öyledir. Bizim hanım keyiflendi mi kaşı gözü oynar. Garson paranın üstünü getirdi. Bir yığın para. Cihat üstü kalsın diyerek kalktı. Bizim hanım rezil olduk, altında kalma diye fısıldıyor. Elimi cebime attım. Ne kadar bozuk para varsa tabağın içindeki paraların üstüne döktüm. Şapkalarımızı alacağız. Artık vestiyer parası benim. Hiç olmazsa bunu verelim. Cihat'ı elimle ittim. Bırak Allah aşkına, bu da bizden deyip 1,5 liraya attım. Vestiyerdeki herif ters ters bakmaz mı? Kızım daha versene baba rezil olduk diyerek eteğime yapışmış. Sesimi mahsustan yükseltip adama aman oğlum sana 10 lira diye yoksa 2,5 mu verdim? Hay aksi al şunu diye önüne bir 10 liralık daha attım. Çok şükür bir teşekkür edebildi. Biri de kapıyı açtı. Sen dur diye Cihat'ı ittim. Parayı ben vereyim diye. Cihat'ı bir telaşla ittim ki herif 5 adım ileri fırladı. Kapıdan bizi geçiren herifin eline 1,5 liralık daha sıkıştırdım. Arabaya binerken bir herif daha peydahlandı. Dur sen Cihat diyerek bunu göğüsleyip ittim. Az kaldı denize yuvarlanacaktı. 1,5 lira da bu herife verdim. Karım yavaşça bunu iyi yaptın dedi. Arabaya bindik. Binmemizle pencerenin dışında bir adam peydahlandı. Şapkasını çıkarıp selamladı. Kızım sol böğrüme dirsek atıp hadi sene baba deyince uyandım. Al evladım. 1,5'luk da bu herife verdim.
Hava da kararmış. Boğaz'dan Beyoğlu'na çıktık. Cihat, sizi şimdi bir çalgılı gazinoya götüreyim, dedi. Oldu olacak, ne yapalım, götürsün. Bir çalgılı bahçeye gittik. Karnımız tok ama masamız mezelerle, içkilerle donandı. Sahnede saz takımı var. Bir kadın şarkı söylüyor. Cihat garsonu çağırıp eline bir 100 liralık tutuşturdu. Saz takımından birine haber yolladı. İstediği bir şarkı varmış. Hanım boyuna beni dürtükleyip altında kalma diyor. Olmaz hanım, bizim de bir sıramız var. Garsona bahşiş vermek bizden. Öyle ya iki gözüm. Biz bu herifle sidik yarışına girebilir miyiz? Canım da sıkılıyor. Bir şey yapmam lazım. Birden aklıma geldi. Cigara diye feryat ettim. Cigara geldi. Cihat'a bir harman, kendime de yenice aldım. Cigaracıya 2 10 liralık atıp üstü kalsın dedim. Kızım yavaşça aferin baba dedi. Biz böyle yer içerken Cihat, hadi biraz da sizi a la franga bir yere götüreyim demez mi? Garson hesap pusulasını buna götürdü. Cihat tabağa bir 500 liralık koydu. Gelen paranın üstünden bütün 50 lirayı alıp gerisini bıraktı. Hay Allah! Tabağın içinde tepeleme para duruyor. Bizim hanım bir yandan, kızım bir yandan hadi sene baba altında kalma diye fısıldıyordu. Yani bu adamın para harcamasına biz bahşiş vererek bile yetişemeyiz. Ne yaparsın muhasebeci bey? Bir 10 liralık da ben tabağın içine koydum ama sanki ciğerimden bir parça söküldü. Kız az verdin baba demez mi? Hay Allah! Arabaya bineceğiz. Oradan biri daha çıktı. Ben hemen dur sen diye bizim Cihat'ı nasıl göğsünden ittiysem o parmaklıkların üstüne devrile dursun. Ben bu araba önünde peydahlanan herife de 5 lira verdim. Cebimde 2,5 liralık arıyorum yok. Mecburen 5 lira verdim. 5 liradan aşağı bozuk para kalmamış. Ne yaparsın? Bizi bir başka yere götürdü. Burası hala frangaymış. Efendim bizde yiyecek içecek hal mi kalmış? Birer dondurma söyledik derken benim helaya gitmem icap etti. Cihat da gidecekmiş, beraber gittik. Heladan çıktık. Orada bir kadın kolonya serpiyor ya. Ben hemen davrandım. Ulan bozuk para yok. Bir dirsek Cihat'ı duvara dayadım. 5 liraya çıkarıp kadına verdim. Kadın parayı bozdu. Cihat da kapıdan çıkıyor. Cihat'ı işittirmek için üstü kalsın diye bağırıp kadının elinden paraları kaptım. Yerlerimize oturduk. Gece yarısı oldu, hesap geldi. Cihat bir bütün 100 liralığı da burada bırakınca ben iyice şaşırdım. Dur sen, bahşiş de benden diye çıkarıp garsona helal parasının üstünden kalan 3 lirayı da verince garson şaşırdı. Her arabaya binişimizde arabanın önünde bir adam çıkıyor. Ben de her araba önüne çıkana para veriyorum. Ben vermesem o verecek. Artık eve gideceğiz sanıyordum. Hadi şimdi de sizi pavyona götüreyim dedi. Pavyon bizim gittiğimiz yer değil. Orada viski içtik. İyi de eğleniyorduk. Hadi başka yere gidelim dedi. Yahu saat 2 olmuş. Uykumuz geldi dediysek de anlamaz. İlle bizi gezdirip eğlendirecek. Evet eğleniyoruz. Paraları o çekiyor. Gel gelelim, ben bahşiş vermeye bile dayanamıyorum. Pavyondaki masrafı ödedi. Bahşişi ben verdim. Vermeyeceğim ama bizim hanımla kız bırakmıyorlar ki. Kolumu budumu çindiklemekten çürük içinde bıraktılar. Altında kalma, altında kalma deyip duruyorlar. Başka bir pavyona gittik. Orada da öyle. Oradan çıktık. Saat sabah 3:30. Neredeyse gün ışıyacak. Şu Cihat'tan yakamızı bir kurtarsak selamete varacağız. Hadi şimdi Boğaz'a gidelim de güneşin doğuşunu seyredelim demez mi? Olmaz Cihat dedim. Çok teşekkür ederiz. Çok eğlendik. Artık bize müsaade. Bırakmaz bizi. İlle de eve götürecek. Neyse efendim. Biz bundan zorla yakamızı kurtardık. Biz de teşekkür teşekkür üstüne. Cihat arabasına binip gitti. Biz de bir taksiye binip evimize geleceğiz. Velakin elimi cebime attım ki 2 tane 10 kuruştan başka metelik kalmamış. Şimdi ne yapacağız? Bizim hanıma Allah belanızı versin ulan. Biz bu herifle sidik yarışına çıkabilir miyiz? Altında kalma, altında kalma diye diye sokak ortasında kaldık. Ben hayatımda karıma böyle bağırmamışım. Şaşkınlıktan birader. Kız oradan, bizim de kendimize göre bir haysiyetimiz var demez mi?
Bunu nasıl saçından yakaladımsa birader, suratına şamarı çarptım. Hiç yaptığım şey değil ama kendimi kaybetmişim. Biz yürüye yürüye 3 saatte eve gidemeyiz. Düştük yola. Git git, yol bitmez. Ben boyuna sövüp sayıyorum. Dizimde derman kesildi. Saate baktım 5 olmuş. Kızın iskarpin ayaklarına vurmuş. İskarpinleri çıkardı, çorapla yürüyor. Baktım orada bir bank var. Şuraya oturalım da biraz dinlenelim. Bakalım ne olacak dedim, oturduk. Bizim hanımla kızın başları göğüslerine düştü. Başladılar uyuklamaya. Yahu ne iştir başımıza gelen? Bırak masrafı, bahşişe yetişemedik. Mahvolduk. İyice ortalık aydınlandı. Benim de içim geçmiş. Baha, baha diye bir ses duydum. Uyandım ki Cihat arabasının içinde karşımızda. Ne yapıyorsunuz orada dedi. Hemen hanımla kızı dürtüp uyandırdım. Bizimkiler şaşaladı, afalladı. Kız pabuçlarını giymeye çalışıyor. Ben de ne diyeyim, biraz şuraya oturduk ki güneşin doğuşunu seyredelim. Hadi sana güle güle. Herif çekti gitti. Biz de ölü gibi eve geldik. Dün o yüzden işe gelemedim. Bizde metelik kalmamış. Kirayı bile veremedik. Şimdi sen bana avans verebilecek misin? Muhasebeci durdu, düşündü. İstese verebilirdi. Ellerini ovuşturarak, maalesef Baha Bey dedi, maalesef. Hiç para yok.